Saygıdeğer konuklarımız, diğer bir panelimize hepiniz hoş geldiniz. Panelimiz yatırımcı ilişkilerinin şirketlere kattıkları değer konulu olacak. Ve moderatörümüz TÜİT Yatırımcı İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cenk Göksan. Hoş geldiniz. Konuşmacılarımız Garanti Bankası Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Sayın Handan Saygın. Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Sayın Süleyman Özcan. Hoş geldiniz. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Başak Öge ve diğer bir konuşmacımız da Anadolu Grubu Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı Sayın İrem Çalışkan Dursun. İyi paneller. Evet. Çok değerli katılımcılar, bana önemli bir talepte bulunuldu. Herhalde biz iletişimciyiz bir taraftan diye bulunuldu. Anketin, daha doğrusu toplantının sonunda bir anket var, onu rica ettiler doldurmanızı. Ben biraz farklı başlayacağım. Bu salondaki bulunan siz değerli katılımcıların genel özelliklerini anlamak bakımından ve iletişimimizi de sürekli kılmak bakımından burada ne kadar öğrenci var? Bir kere onu öğrenmek istiyorum. Aranızda öğrenciler. Çok güzel. Ne kadar reel sektör katılımcısı var? Çok güzel. Bankacılık veya artı arkasından sermaye piyasaları diyeyim. Güzel. Düzenleyici kurum, kamu otoritesi. Çok güzel. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler. Bu panellerde hep dikkat ettim. Hatırlatmaya gerek olmadığı için herhalde hiçbir kimse söylemedi. Bu güzel toplantının, güzel kongrenin ki ben geçen yılda buradaydım. Gittikçe ivmesi artan, kalitesi artan toplantının önemli bir ismi var. Geleceğimiz için büyüme. Geleceğimiz ve büyüme var. Onun devamına geleceğimiz için büyüme için bilgi için iletişim diye ben eklemek istiyorum. Onu da niye söylediğimi söyleyeceğim. Niye düşündüğümü de söyleyeceğim. Biz Türkiye, hiç uzaydan gelen birisi için dahi, haritalar üzerinde yatay duran, iki kıtayı birleştiren ve tam köprü pozisyonunda olan ve olmaya doğal olarak devam edecek olan. Belki bilmem kaç milyon yıl önce milyon yıl önce farklı veya sonra değişebilir ama şu andaki pozisyonumuzda böyle olan bir ülkeyiz. Bu tip ülkelerin kaynağı ileriye dönük olarak büyüme açısından ticaret büyük ihtimalle ve o iletişim görevini kuzey, güney, doğu, batı iyi yapmaktan geçiyor. Şimdi ben daha fazla bunu irdelemeyeceğim. Hemen buradaki arkadaşlarımın görevlerini ve benim de daha önceki yıllarda 30 yıldır yaptığım görevleri ve sermaye piyasalarındaki birikimimi de düşünerekten çok kısa yatırımcı işleri nedir diye birkaç slide göstereceğim. Ondan sonra da değerli panelistlerin cevaplarını almak isteyeceğim. Şu soru var yatırımcının kafasında. Aslında çok her şeyi simple düşünmemizde fayda var. Zaten her şeyi simple en basite indirdiğimiz zaman aslında doğru şeyi soruyoruz herhalde demek mümkün. Şirket nasıl değer yaratıyor? Yatırımcının kafasındaki bu. Her zaman her şirkete her mala bir şey ödeyecek bir yatırımcı vardır. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla bugün gitti, yarın geldi. Bunu sürekli olarak değerlendirmek lazım. Bu yaklaşımda da bizim burada değerlendireceğimiz konu yatırımcı ilişkilerinin amacı ve rolü, şirketlere kattığı değer adı üstündeydi. Şirketin, burada bence önemli nokta ve ülkenin hikayesini anlatmak. Çünkü bu şirket Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası. Buradaki şirketler herhangi birimiz veya vatandaşı. Dolayısıyla bizim hikayemiz Türkiye'nin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi bizim hikayemiz demek. Ve son olarak da biz gelişmekte olma rüşaniyetine sahip, şansına sahip bir ülke olarak bugün dünyada, dünya bize bakmaya başladı ve bakmaya devam ediyor. Bu panellerin hepsinde benim gördüğüm
yabancı katılımcılardan da gördüğümü. Burada bizim için de önemli olan nokta orta ve uzun vadede gerekli olan stratejik fonlamaları yaratmak. Ben çok fazla uzatmadan önce yatırım işleri nedir'in hemen çok kısa alttaki uzun cümlenin alt en son yerine geleceğim. Stratejik bir yönetim sorumluluğu yatırım işleri. Neden stratejik? Biraz sonra diğer slaytta da göreceğiz. Özetle bu sağ tarafta olan ve bilimin buraya eklemeler de katılıyor. Orada yer alan ve fon vermek isteyenlerin hikayelerini anlatmak üzere olan yönetim kurulu dahil CEO, CFO'nun stratejik planlamanın hepsinin dilidir, hepsinin konuşma noktasıdır, hepsinin iletişim noktasıdır. Dolayısıyla şirket için çok önemlidir, şirket itibarı için çok önemlidir. Ben 30 yıl bu işlerin içindeydim. Neredeyse 97 yılında işte diyelim hakikaten açılmalarla vesaire, ikinci açılmalarla benim açımdan bir bankada çalışıyordum. O kadarlık bir yatırımcı işle tecrübem var. Kaç yıl oluyor siz hesaplarsınız. Arkadaşlara sorsam bilmiyorum Handan. İrem? Benim de toplam tecrübem 22 yıl. Bunun 15 yılı yatırımcı ilişkileri. Süleyman? Evet. Bu hesaba göre. Evet. İş Bankası'nda aşağı yukarı 25 yıla yaklaştı. Yatırımcı ilişkileri 2001'den beri içinde olduğum bir alan. Sektörün iki önemli banka kurumu. İki de önemli. Birisi grup. Aslında diğeri de grup. İkisi de aynı şekilde grubun temsilcileri buradalar. Bir sonraki slayda geçeceğim. Bu arkadaşlarımız, ben de dahil, ne yapıyorduk? Biz nereden nereye geldik? Bu arada antiparantez bir şey daha söyleyeceğim. İleriye dönük olarak özellikle öğrenci arkadaşlar açısından bilgi olsun diye. Yatırımcı ilişkileri yöneticileri bu cambazlığın hepsini bir arada becerebildiği için eğer yeterli süre birikimi sağlarsa buradan ilerleyeceği, geleceği yolda bağımsız yönetim kurulu üyeliğidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm dünyada da bağımsız yönetim kurulu üyelerinin önemi gittikçe artacaktır. Bir de onu hatırlatmakta fayda var. Strateji, finans ve mevzuat. Bunun ortasında iletişim. İyi zamanda, kötü zamanda doğru, kesintisiz ve tutarlı iletişim. Son olarak da iki tane slide var. Yanlış anlaşılan bir şirket, düşük değerlendirilen bir şirkettir. İnsanlar anlamadıkları şeylerden kaçınırlar. Bunu Jack Welch gibi bir zat-ı muhterem söylemiş. Burada bırakıp ben sorularıma geçmek istiyorum. Önce Süleyman Bey'den başlayayım. İlk iki bölümde sorular olacak. Her biri 4 ila 5 dakika ki ben sizlere zaman vermek istiyorum. Arada gerekirse uyarabilirim panelistlerimizi. Pardon. Soru şunun üzerine kurulu. Yatırımcı işlerinin konumlandırılması ve hikayeyi nasıl anlatıyoruz? Süleyman Bey, ben sizden bu hikayeyi nasıl oluşturuyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler Cenk Bey. Öncelikle şunu söyleyeyim, hikaye yaşayan bir süreç. Hikaye belki yeni halka açılan bir şirket için oluşturulan bir şey ama bizim gibi yıllardır bu işi yapan şirketlerde artık hikaye duruma göre güncellenen, küçük düzeltmelerle devam eden bir süreç. Bence bir hikaye oluştururken dikkat edilmesi gereken temel şey o hikayenin heyecan verici olması. Biliyorsunuz şu anda şirketler yatırımcıların ilgisini çekebilmek için ciddi anlamda birbirleriyle yarışıyorlar. Ve yatırımcının ilgisini çekebilmeniz için rakiplerinizden ayrışmanız gerekiyor. En azından negatif ayrışmamanız gerekiyor. Bu nedenle hikayenizin yatırımcıya neden sizi seçmesi gerektiğini anlatması gerekiyor aslında temelde. İlk yapılması gereken şeylerden biri bence güçlü ve zayıf yanlarımızın tespit edilmesi. Yani şirket olarak bunu en dürüst şekilde yapabilecek olan kişiler biziz. O nedenle öncelikle bunu yapmak lazım. Piyasada bizle ilgili negatif algılar var mı? Analistlerimizle ilgili değerlendirmeleri neler? Bizim yatırım hikayemizi etkileyebilecek şeyler var mı? Bunları da bir girdi olarak bu sürecin içine koymak lazım. Daha sonra da bütün bunları adresleyen bir hikaye oluşturmak lazım bence. Temel noktaları bu şekilde tespit ettikten sonra bu hikayenin nasıl anlatılacağı tabii çok kritik.
ve birimlerle beraber, yani şirketinizdeki birimlerle beraber çalışarak, işte muhtemel yatırımcı soruları nasıl cevaplanır, anlatırken kullanacağımız veriler nelerdir, bunları toparlamak çok önemli bir şey. Bir sonraki aşama, tabii artık yatırımcıyla bu hikayeyi paylaşmaya başlıyorsunuz. Fakat yatırımcı bunu kabul edecek mi? Bir sonraki aşamada bence bu. Bu kabullenme biraz zaman alıyor. Çünkü siz genellikle hikaye ortaya koyarken belli bir hedef koyuyorsunuz, geliştirici bir hedef. Ve piyasada ciddi bir rekabet var. Bunları kolay kolay yakalamak mümkün olmuyor. O yüzden bir tereddütle yaklaşıyor yatırımcı. Eğer bunu dönem sonuçlarıyla da destekliyor olursanız, aşağı yukarı birkaç çeyrek, gerçekten yatırımcı tarafından da kabul edilen, ondan sonra da kendi kendine aslında konuşulmaya başlanan bir hikayeye dönüşüyor. Sizin çok efor sarf etmenize de gerek kalmıyor. Tabii burada o hedeften sapmadan ilerlemek veya saptığınızda da bunu çok iyi açıklıyor olmak bence çok kritik. Bir diğer önemli konu da yine bu hikayenin paylaşılması sırasında bence yatırımcılardan da feedbackler alıyorsunuz. Yani siz hikayenizi anlatıyorsunuz. O hikayeyle ilgili yatırımcılardan feedbackler geliyor. Bu feedbacklerin üst yönetimle paylaşılması bence çok kritik. Çünkü bir süre sonra siz bu ilişkiyi böyle iki taraflı sürdürmeye başladığınızda yatırımcınızla üst yönetiminiz aynı dili konuşmaya başlıyor. Ve şirkette de çok önemli, olumlu yönde gelişmeler görmeye başlıyorsunuz. Şirketin kendini daha geliştirici hedefler koymaya başladığını görüyorsunuz. Stratejide, bütçede vesaire. Veya hesap verme kültürünün daha güçlendiğini fark etmeye başlıyorsunuz. Ve yatırımcı odaklı bir şirket için çok olumlu bir süreç başlıyor bu iki taraflı ilişkiden. Biz de banka olarak düzenli yapmaya çalışıyoruz. Her çeyrek kendi sonuçlarımızı, rakiplerimizi, piyasadaki görüşleri, analistleri, işte algılar var mı üzerimizde, bunlarla ilgili ne yapılabilir? Bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Hikayemizde eksik bir taraf var mı veya daha çok çalışmamız gereken bir alan var mı? Bunları değerlendiriyoruz ve çok faydasını görüyoruz. İsterseniz ben bu aşamada bırakayım süreyi çok aşmamak için. Evet. Yine sorular aslında gelecek. Şöyle de ilerleyebiliriz tabii. Daha sonraki arkadaşımıza ben soruyu yönlendireceğim ama onun da aklında eklemek istediğim nokta varsa, çünkü hepimiz bütünleşik olarak benzer mantıklar kullanıyoruz. Tabii ki şirketlerin kendi özel yetenekleri bir tarafa, bir de yatırımcı şirketi profesyonelinin özel yetenekleri de bir araya geliyor. Onlar birleşerek bu hikayenin doğru şekilde yoğrularak iletilmesini sağlıyor. Önemli bir nokta vardı Süleyman Bey'in söylediğinde. Geri bildirimi veriyoruz, şirket bundan faydalanıyor. Dolayısıyla yatırımcı şirketinin o stratejik fonksiyonunda şirkete geri bildirim yoluyla şirketi tekrar yaratma, tekrar iyileştirme yönünde de büyük bir katkısı oluyor. Ben bu noktada İrem'e bir soru yönetmek istiyorum. İrem Çalışkan'ı, Anadolu grubu. Hedef kitle kim İrem? Ve ne evet. bekliyor bunlar? Bir de onu sorayım. Evet. Teşekkür ederim Cenk Bey. Aslında ilk slaytlarda hedef kitleyi biraz özetlediniz. Gayet net bir şekilde bizim köprü görevimiz de o slaytta gözüküyordu. Bizim aslında yatırımcı ilişkinin hedef kitlesini bizim bütünleşik pazarlama dediğimiz alandaki çok geniş hedef kitleyle bir tutmak lazım. Aslında en geniş anlamda bu. Ben ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Burada kimler var? Müşteriler, çalışanlar, mevcut ve potansiyel hisse sahipleri, yatırımcılar, medya, tedarikçiler, bayiler, kamu kuruluşları, düzenleyici kurumlar, yine slaydınızda vardı, STK'lar, finans ve derecelendirme kuruluşları ve halk ve toplum aslında. Bunların hepsi bizim hedef kitlemizin içinde. Biz bunlara topluca aslında biliyorsunuz kurumsal yönetimde tüm menfaat sahipleri diyoruz. Bizim verdiğimiz mesajlar tüm menfaat sahiplerini ilgilendirir nitelikte. Tabii her bir hedef kitlenin bizden beklentisi farklı olabilir. Ancak burada önemli olan yine yatırımcı ilişkilerin özelliklerinden bir tanesi tüm hedef kitleleri aynı paydada birleştirecek tek bir mesajı veriyor olması ve bu mesajın birbirine uyumlu olması. Bu da bizim yine önemli üzerinde durduğumuz bir konu. Bizim hedef kitlerimiz içinde aslında şirketlerin içinde finans, hukuk, kurumsal iletişim gibi diğer birimlerin de doğal olarak hedef kitleleri var. Bu anlamda etkin bir yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesinde şirket içinde bu diğer birimlerle koordinasyonda önemli bir meziyet. Çünkü hedef kitleler sadece bizim değil, dediğim gibi şirketin stakeholderları, menfaat sahipleri ve bunları bir koordinasyon içinde bakmamız çok önemli. Ben bize ayrılan kısıtlı zaman sebebiyle sadece iki hedef kitle üzerine duracağım Cenk Bey. Bunlardan birincisi
kurumsal yatırımcılar, ikincisi de analistler. Bu iki hedef kitle aslında yatırımcı ilişkilerine özel hedef kitleler diye düşündüğüm için daha fazlasıyla onlardan bahsetmek istiyorum. Kurumsal yatırımcılar dediğimizde genel bizim sektörde kullandığımız jargonla alım tarafı, İngilizcesinde söyleyelim buy side diyoruz. Çok kullanılan bir tabir. Buradaki öğrenci arkadaşlar için de literatüre baktıklarında bunu belki aşina olmaları için bu tabiri de burada kullanmak istedim. Buy side tabirini. Bu grubun içine çok geniş bir sınıflamayla sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım fonları ve ortaklıkları ve serbest yatırım fonları giriyor. Tabii bu fonları, yatırım yaptıkları şirketlerin piyasa değerleri, coğrafi dağılım, yatırım fonunun stratejisi, yatırım stilleri ve gibi çeşitli kategorilerde de incelemek mümkün. Yani dünyadaki tüm fonları, bunları da çeşitli kategorilere bölebiliriz. Bazı fonlar getirilerinde mesela göreceli bir getiri üzerine çalışırken diğerleri nominal bir getiri üzerine bakıyor. Bazıları 2-3 yıl vadeli ve daha uzun, bazıları çok kısa vadeli. Bunların hepsi bizim birebir hedeflediğimiz kitlelerden biri veya birkaçı olabilir. İleriki belki konuşmalarda yatırımcı hedeflemesi konusunu işlediğimiz zaman belki eğer varsa sıra gelirse oralarda farklı yatırımcı tiplerinde de nasıl iletişime geçtiğimiz konusunda da arkadaşlar belki bilgi aktarırlar. Tabii genel olarak düşünürsek kurumsal yatırımcılar ellerinde yatırıma yönlendirilecek fonların büyüklüğü açısından bildiğiniz üzere sermaye piyasaları açısından da çok büyük bir ivme faktörü. Keza aynı şekilde ihraççılar için de yatırımcı ilişkilerin aslında nihai amacı olan ucuz sermaye erişim, iyi sermaye iletişim alanında bizim en önemli hedef kitlemiz. Bunu burada net olarak söyleyebilirim. İkinci bahsetmek istediğim hedef kitle analistler. Analistler de bizim mesajımızın yayılması anlamında çok önemli bir fonksiyon görüyorlar. Çünkü analistler biliyorsunuz bizden aldıkları bilgileri, bizden aldıkları mesajı, kendi değerlendirmeleri, benzer şirketlerdeki uygulamalar ve sektördeki tecrübeleriyle birleştirerek bizim şirketimiz hakkında raporlar, değerlendirmeler ve tavsiyeler hazırlıyorlar. Ve bunları ilgili olan kişilere dağıtımını sağlıyorlar ve böylece tabii çok önemli bir dağıtım kanalı görevini yerine getiriyorlar. Analistleri de yine iki türlü ayırabiliyoruz aslında. Yine o bilgiyi de burada aktarmak istiyorum. Bunlardan birisi aracı kurumlarda istihdam edilen satış tarafı sell side analistler. Bu analistlerin tabii dağıtım kanalları çok geniş. Yazdıkları raporları, tavsiyeleri kendi aracı kurumun veya yatırım bankasının portföyündeki tüm müşterilerle paylaşıyorlar ve bir yaygın şekilde bizim mesajımız dağılmış oluyor. Diğer bir analist grubu da buy side dediğimiz, biraz önce bahsettiğim kurumsal yatırımcıların bünyesinde istihdam edilen ve kurumsal yatırımcılara özel olarak hizmet veren analistler. Bu analistlerin tabii geniş bir dağıtım kanalları yok ama tabii ki nihai yatırım kararını veren fon yöneticisine yakın olmaları açısından da yine bizim önemli bir hedef kitlemiz. Analistlerle gerçekten çalışmak çok önemli. Ben kendim de önceden bir analistim. Kısaca tecrübemi de aktarmak istiyorum. 7 yıl kadar hisse senedi araştırma analisti yaptım. Masanın bu tarafındaydım. Daha sonra yatırımcı ilişkileri kariyerinde de aslında son hep gördüğümüz bir trend. Masanın o tarafından diğer tarafına yatırımcı ilişkilerine geçtim. Bir analistin ne istediğini hissetmek bir yatırımcı ilişkileri profesyonel açısından hele de yaşamışsanız gerçekten çok etkili oluyor. İletişimim yatırımcı ilişkileri yaptığım dönemde analistik geçmişinden geldiğim için her zaman çok sıcak karşılandı tüm arkadaşlar tarafından ve beni işlerinin önemli bir ortağı olarak gördüler. O güven unsurunu tesis etmek açıkçası çok kolay oldu. Bunu da ben burada hani analistlik ve yatırımcı ilişkileri mesleklerinin birbirine geçişi hakkında da sizlere bir ışık tutması açısından söylemek istedim. O kadar çok kitle saydın ki ben bile işin içinde olarak bu kadar kitle var mıydı diye düşündüm bir anda. Peki o zaman bu kadar kitleye hitap ederken, mesajı verirken nasıl vermek gerekiyor? Onu da Başak senden alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet, gerçekten taraf çok ancak hikaye tek de olmalı. Hatta biz bunu aramızda görüşürken adına bu sorunun tek ses diye not almışım. Ben bunu iki aşamada açıklamak istiyorum. Birincisi şirketin
şirket dışına verdiği, özellikle üst düzey yöneticilerin farklı mecralarda, bu illaki yatırımcılarla alakalı olmayabilir, konferanslarda, basın bültenlerinde vesaire verdiği mesajla, biz yatırımcı ilişkileri biriminin yatırımcı camiasıyla konuştuğu mesajın örtüşmesi çok önemli. Gerek stratejik konular, gerek büyüme planları, finansman programı, geleceğe yönelik beklentiler vesaire, bunların şirket içinde çok net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor ki piyasaya çelişen mesajlar veriliyor olmasın. Dolayısıyla yatırımcı ilişkileri birimi olarak biz bütün Rem'in de saydığı gibi içeride stratejisi, finansı, hukuku, kurumsal iletişimi gibi bölümlerle de çok yakın temas halinde olmak zorundayız. Aynı şekilde genel müdürün verdiği basın bültenlerini önceden görmemiz gerekiyor. İçinde özellikle bahsedilmesini istediğimiz noktalar varsa onların altını çizmeye çalışıyoruz. Bültenin içinde yer alsın diye. İkinci tarafı ise yatırımcı ilişkileri olarak yatırımcı ilişkileri camiasındaki farklı birimlere biz hikayeyi nasıl anlatıyoruz? En önemlisi tabii ki yatırımcılar ve analistler ve biz ayrıca kredi derecelendirme kuruluşları temsilcileriyle de yakın temas halindeyiz. Bono ihracımızdan dolayı kredi derece notu aldığımız için. Yatırımcılara baktığınızda bono yatırımcıları ve hisse senedi yatırımcıları birbirine benziyor gibi görünse de aslında şirketten beklentileri çok farklı. Bono yatırımcıları temettü ödenmesinden hiç hoşlanmaz. Yatırım yapılmasından hoşlanmaz. Onlar kasada paraların istif edilmesini tercih ederler ki itfa zamanı bonoyu servis edebileceğimiz konusunda içleri rahat etsin. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki hisse senedi yatırımcıları, ki onlar da kendi içinde farklı tiplere ayrılmakla beraber genelde temettü beklentisi olan, büyüme potansiyeli olduğunu duymak isteyen, yatırım yapılmasından ve şirketin farklı iş kolları ya da karlı iş kollarına yönelmesinden mutlu olan bir zümre. İşin kötüsü artık son zamanlarda yurt dışındaki konferanslarda bono ve hisse senedi yatırımcıları aynı toplantılara beraber girer oldular. Dolayısıyla biz hikayemizi onlara anlatırken 8-10 kişilik bir grup toplantısı hangisi bonocu, hangisi hisseci diye bakma şansımız olmayacağı için herkese gerekçelerini doğru anlatmak kaydıyla planlarımızı paylaşıyoruz, o tek mesajımızı veriyoruz. Ama hissecilere de evet büyüyoruz, yatırım yapıyoruz, temettü dağıtmaya devam etmeyi hedefliyoruz derken bir taraftan da bonuçları dönüp merak etmeyin, bunu şu şekilde finanse edeceğiz, free cash flow'umuz pozitif olacak vesaire gibi onların da içini rahatlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o tek ses, tek mesaj ve sürekli çünkü aynı yatırımcıları siz 3-5 ay sonra başka bir konferansta görüyor olursunuz, onlar size hatırlattılar 6 ay önce şöyle demiştiniz diye. Konsistent bir şekilde, tutarlı bir şekilde onlarla mesajı karşılıklı diyalog halinde paylaşmaya devam ediyoruz. Evet, sevgili Handan, sana geçmeden önce yeni gelen bu arada arkadaşlar, misafirler, değerli katılımcılar için ben biraz bunu on the crossroads for the crossroads diyorum. Demin vurgu yaparken de özellikle Türkiye'nin on the crossroads for the crossroads olduğunu ifade ettim kendimce. Ve buradan da anlaşılacağı üzere, bu değerli arkadaşlar hakikaten bu görevi Türkiye için, kendi şirketleri için, dolayısıyla bizler için en ideal şekilde yerine getirebiliyorlar edindikleri bilgi ve tecrübeyle. Handan, senin tecrübende peki bu hikayenin başarısı neye bağlı? Bu hikayenin başarısı bence güven ilişkisi. Duruluyor mu bilmiyorum ha. Zor oluyor şu an. Yani güven ilişkisini oluşturmak çok önemli. Bu güven ilişkisini oluşturmak için de en başta yatırımcıların karşısına tamamen donanımlı çıkmamız gerekiyor. Bu ne demek? Yani çalıştığımız şirketin bütün finansallarına hakim olmak, gidişatına hakim olmak demek. Yani üst yönetimden yakın ilişki içinde olup sadece şirketi de değil, bulunduğumuz bütün ekosistemi tanımak, onun farkında olmak, sektörü tanımak, rakipleri çok iyi bilmek, nasıl ayrıştığımızı bilmek, yani bu tip bilgileri güzel toparlayıp onlara hap şeklinde sunabilmek şeyi gerekiyor. İhtiyacı var yani onların, aynen bu ilişkiyi kurabilmemiz. Çünkü burada amaç yatırımcıyı güçlendirmek.
Çok şanslıyız ki bu meslekte aslında hep böyle muhatap olduğumuz kişiler, partiler. Muhtemelen dünyanın hani analitik seviyesi en yüksek, en akıllı insanlarından birileri çıkıyor karşımıza. Öyle olunca da bizim kesinlikle donanımlı çıkmamız ve yani bulunduğumuz sektörde, ekonomide, jeopolitik ortamda her sorulara cevap verebilecek donanımda olmamız gerekiyor. Bu bilgi tarafı. Tabii bu bilginin tutarlı, arkadaşım Başan da dediği gibi tutarlı olması çok önemli. O da güveni besleyen bir şey. Erişilebilir olması, ulaşılabilir olması çok önemli. Bunu aynı anda anons edilmesi önemli. Aynı anda bütün partilere ulaşılabilir olması gerekli. O yüzden de değişik kanallar kullanıyoruz. Web sitesi olsun, yatırımcı ilişkileri web sitesi olsun, aplikasyonlar olsun, işte anında e-mail, proaktif bir şekilde mesajların gitmesi olsun. Zaten hani yoğun bir şekilde konferanslara, roadshow'lara katılıyor oluyoruz. Örneğin yani garantide biz ortalama yılda 800'e yakın firmayı yüz yüze görmeye çalışıyoruz. Ortalamamız bu. Bu sene baktım hani gittiğimiz konferans sayısı yıl sonunda 25'e ulaşacak konferans roadshow sayısı. Geçen sene daha çokmuş. Geçen sene biraz yatırımcılar gelememişti. Onu kompanse ettik. Ama ulaşılabilirlik ya da aradıkları zaman karşısında bir yatırımcı ilişkileri uzmanını bulmaları, bunlar çok önemli. Tabii bilgi dedim, bu bilgide dürüstlük ve şeffaflık, hesap verebilirlik, bu da tabii güven ilişkisini tamamen besleyen faktörler. Yani zamanlı olması, proaktif olması, bunlar kesinlikle. Daha ziyade bence en önemlisi bir de öngörülerin doğru olması. Yani bu kapsamda tabii bu ekosistemi iyi tanımakla çok ilişkili. Ekonomi nereye gidiyor? Şirket nereye gidiyor? Yani şirket hakkında ya da sektör hakkında öngörülerde bir senaryo dahilinde, tahmin edilen senaryo dahilinde sunulması, duyarlılık analiziyle beraber sunulması çok önemli. Bunlar hep güven ilişkisini besleyen şeyler. Ayrıca yine bahsedildi daha önce, yatırımcılardan alınan geri bildirimlerin de bu hikayede hikayeye entegre edilmesi çok önemli. Mesela bir örnek vereyim. Biz sürekli yatırımcılardan geri bildirim topluyoruz. Nedir endişeleri, nedir takdir ettikleri, ne görmek istiyorlar. Bundan 3 yıl önce bir yaptığımız algı analizinde Garanti Bankası'nın BBVA tarafından hisselerinin alınmış olması bir endişe konusuydu yatırımcılar arasında. Biz bunu üst yönetime taşıdık. Yani %35 oranında bir endişeydi. En yüksek endişe oydu nedense. Ondan sonra öyle olunca biz mesela hikayemizi bunu adres edecek şekilde, bunu karşılayacak şekilde, bu endişeyi yatıştıracak şekilde şekillendirdik. Üst yönetimle konuştuk. BBVA ile işbirliği yaptık. Hep aynı mesaj verildi piyasaya ki yani endişeleri işte garanti çok iyi gidiyor. Sahiplik değişince işte strateji değişebilir. Aynı büyüme gerçekleşmeyebilir. Ama aynı mesaj verilince yönetim değişmiyor, işte aynı strateji tutuluyor. Bu endişe sonunda çok azaldı ve hani güven ilişkisi de sağlamlaşmış oldu. Öyle. Mükemmel. Ben müsaade edersen Handan şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yıldır gelip giden birisi olarak zorunlu ve iyi sebeplerden dolayı tabii. Handan'ın ilk başta Türkçe kelimeleri bir anda duraksayarak hatırlamasının önemli sebebi çünkü iki gün boyunca Londra'daydı kendisi. Orada tabii verdiği iletişim tamamen İngilizce doğal olarak. Karşılığındaki insanların algısı tamamen İngilizce. Onun için Handan büyük ihtimalle iki gündür İngilizce düşünüyordu, şimdi Türkçe düşünerek konuşuyor. Bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Aynı şey benim başıma da geliyordu doğrusu. Hatta bazen çok zorlandığım bile oluyordu. Önemli birkaç şey söyledi. Bana bu bir kelimeyi aklıma getirdi.
Yani hepimizin yavaş yavaş olaylarla hissettiği integrity, bütünlük kelimesi. Yatırımcı ilişkileri fonksiyonu kendisi integrity'si olan ve şirketin de integrity'sini hem ileten ama aynı zamanda integrity'nin sağlanması yönünde de gereken mesajları şirkete ileten bir fonksiyon. Bu yönden de çok önemli. Bir noktayı yine söylemeden edemeyeceğim. Bu büyük resmin içindeki en önemli katkı da şirketin itibarına doğru yönde yönlendirme ve katkıda bulunmak. Çok hızlı her şey. Biraz önce dijital alım-satım konularındaki panele girdim, katıldım. Başka çok güzel paneller de vardı. Ama milliseconds konuşuluyor. Dolayısıyla insanlar da milliseconds'la bilgi sahibi oluyor. Hepimizin elindeki yaşasın Steve Jobs sayesinde veya benzer Samsung veya başka kurumlar ayrıştırma yapmayayım. Verdikleri bize imkanlar sayesinde. Bu hızlı dünyada, peki tekrar dönüp sizin gerçek hayattan hikayelerinizi dinlemek için Süleyman Bey, siz bankacısınız. Evet. Başak Hanım, siz de reel sektördensiniz. Benim merak ettiğim bankacı olarak, bankacılık tarafında, reel sektör olarak, reel sektör tarafında bu hikayeyi anlatırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Nasıl anlatılıyor bu hikaye? Nasıl başlayalım? İsterseniz siz buyurun. Ben mi başlayayım? Şimdi tabii hikayenin anlatılması için çeşitli araçlarımız var yatırımcı ilişkileri olarak. Bu araçları kullanarak bu hikayenin doğru bir şekilde aktarılmasına çalışıyoruz. Kurumsal yatırımcıların en çok tercih ettiği araç birebir toplantılar benim yıllardır gözlemim. Bu birebir toplantılar kendi şirket merkezinizde de yapılabildiği gibi işte yatırımcı konferanslarında da bu birebir toplantıları gerçekleştirebiliyorsunuz. Roadshow'larda da aynı şekilde. Yani format olarak çok değişmiyor. Sizi tanımayan bir şirketse öncelikle bir sunum yapmanız uygun olabiliyor. Onların soruları gelebiliyor arkasından. Tanıyorsa zaten doğrudan soru cevapla başlıyorsunuz. Çok etkin kullanılan bir araç bizim hikayemizi anlatırken. Onun dışında burada belki roadshow'lardan kısaca bahsetmek lazım. Roadshow'ların burada tabii diğer yöntemlere göre ayrıcalığı şu. Siz şirketi, gittiğiniz yatırımcı şirketi merkezinde görme imkanı buluyorsunuz. Genellikle sizin katıldığınız organizasyonlarda belki daha alt seviyeden fon yöneticileri katılırken orada doğrudan yatırım kararını veren kişilerle görüşme imkanı bulabiliyorsunuz. Bu gayet değer katan bir şey oluyor. Tabii roadshow denince akla bir başka konu geliyor. Hedefleme, çünkü ziyaret edeceğiniz firmayı seçmeniz lazım. Burada tabii güzel bir şey hedefleme, ancak zor bir şey Türkiye şartlarında. Çünkü siz yatırımcı tabanınızı çok net bir şekilde bilemiyorsunuz buradaki mevzuattan dolayı. Hele ki rakiplerinizi daha da az biliyorsunuz. Bunu sağlayan, bilgi olarak sağlayan bazı şirketler var. Fakat onlar da %100 güvenilir bilgi veremiyor. Yani yatırımcıların yaptığı açıklamaları kullanarak size o bilgiyi derleyip toparlıyor. Yine de bir veridir diyerek bunu kullanıyoruz biz. Burada temel olarak kullandığımız yaklaşımlar işte hangi coğrafyalarda daha azsak oraya yönelmek veya rakiplerimize yatırım yapıp bize daha az yapanları seçmek. Hedefleme yöntemleri olarak genelde kullandığımız şeyler. Onun dışında telekonferanslar ciddi bir araç. Çoğu zaman yatırımcılar hani zaman zaman seyahat etmeyi de tercih etmeyebiliyorlar başka ülkeye. Böyle durumlarda birebir toplantıyı bir telekonferans ortamına çekiyor. Kullandıkları bir yöntem. Tabii bir de telekonferans deyince en önemlisi bizim 3 aylık dönemler itibariyle yaptığımız ve bütün yatırımcıların katılma imkanı bulduğu, finansallarımızı aktardığımız, soruları yanıtladığımız genel bir telekonferans. O çok aslında yatırımcı hikayesinin anlatılması için kritik bir araç bence. Çünkü şirketin üst yönetiminin finansallarla ilgili ilk yorumunu alma imkanı buluyor yatırımcı. Burada soruları varsa direkt sorma imkanı buluyor. Bunlara cevabını alıyor. Ve boşluk kalmasını engelliyorsunuz. Yani piyasa genellikle boşlukları kendisi doldurduğu için siz o arada o bilgiyi vermediğiniz takdirde insanlar kendi aralarında konuşarak çeşitli algıları zaten oturtuyorlar.
Bunun oluşmaması için birebir telekonferansların yapılması çok kritik oluyor. Bir başka mesela önemli etkinliğimiz analist ve yatırımcı günü. Senede bir yapıyoruz biz bunu. Ve stratejimizi ve işte bütçe hedeflerimizi ortaya koyduğumuz bir etkinlik. Burada da bunları aktarmak dışında üst yönetimimizle yatırımcıyı bir araya getirme imkanı buluyoruz. Bu tanışma ve iletişim anlamında çok ciddi bir etki yaratıyor. Çünkü üst yönetiminiz her zaman tam kadro karşılarında olmayabiliyor. Yani yatırımcı genellikle CEO, CFO, yatırımcı ilişkileri müdürü gibi bir silsileyle karşılaşıyor. Fakat orada bütün genel müdür yardımcılarınız, ilgili bölüm müdürleriniz falan bunlarla tanışmak tabii çok kritik oluyor yatırımcılar açısından. Bunun dışında tabii daha bireysel yatırımcıya yönelik araçlar var. Web sitesi, faaliyet raporu gibi. Web sitesi gerçek anlamda bizim hızlı, kolay ve eş zamanlı bilgi iletmekte kullandığımız bir şey. Yatırımcının merak ettiği tüm belgeleri buralarda toparlamak gerçekten bizi efor anlamında da rahatlatan bir şey oluyor. Burada işte genellikle yatırımcı sunumları, etkinliklerimizin kayıtları vesaire bunlar çokça yatırımcı tarafından takip edilen şeyler oluyor. Faaliyet raporları yine genel kurul öncesinde hazırladığımız ve yatırımcıya kurumsal yönetim uygulamalarını anlatan, genel kurulda kullanacakları bazı bilgileri ileten, finansal tabloları bulabilecekleri bir doküman. O da etkin bir şekilde kullanılıyor. Ve tabii en kritik olan da bütün bu araçlarda az önce Başak Hanım'ın söylediği gibi aynı mesajı düzgün bir şekilde iletebilmek. Yani bu koordinasyon da ancak yatırımcı ilişkileri bölümünü yapabileceği bir şey oluyor. Ben çok uzun harika tutmadım inşallah. Çok güzel. Başak Hanım. Reel sektör olarak benim Süleyman Bey'e ekleyebileceğim fabrika ziyaretleri var. Biz yılda bir kez arzu eden yatırımcıları ve analistleri fabrikalarımıza götürüyoruz. Bir gün düzenliyoruz. Oldukça etkileyici oluyor aslında üretimi görmeleri, orada bilfiil ortağı olduğu şirketin o parayı nasıl kazandığını görmeleri açısından keyifli bir gün yaşatıyoruz onlara. Bireyselleri de götürdük, yerli bireysel yatırımcılarımızı. Yabancı kurumsal yatırımcılarımızı da götürüyoruz. Analistler için keza üzerinde o kadar düşünüp ince ince raporlar yazdıkları şirkette onun gözlerinin önüne getirebildikleri anda şirkete olan gönül bağlarında bile bir farklılık olduğu hissine kapıldık biz açıkçası fabrikaları gördükten sonra. Biz 3 ayda bir yapmıyoruz webcastleri, 6 ayda bir yapıyoruz. Çünkü bizde sektör dinamikleri o kadar hızlı değişmiyor açıkçası. Ama internet sitesinde de o webcastlerin transkriplerini Türkçe ve İngilizce olarak koyuyoruz ki katılamayanlar ya da işte yerli bireysel yatırımcılar da paylaşılan aynı bilgi setine ulaşabilsinler. Yatırımcı hedeflemesi tarafında biz Süleyman Bey'in bahsettiği o veri sağlayıcı hizmet veren şirketlerden bir tanesiyle çalışıyoruz. Evet %100'üne ulaşmak mümkün değil ama yaklaşık halka açıklık oranının %70-75'ini kadar kapsıyor database. Ne yapıyoruz? Türkiye'ye yatırım yapan ama bize yatırım yapmayanları listelemeye çalışıyoruz. Dünyada başka cam şirketlerine yatırım yapanları aynı şekilde alıyoruz. Ortak noktaları bir short list haline getirip gerek aracı kurumlar gerek yabancı yatırım bankacıların satış ağları kanalıyla o hissedarlar şayet bize o güne kadar gelmediyse biz onlara gitmeye çalışıyoruz. Bunu da daha çok roadshow'larda yapıyoruz. Konferanslarla pek mümkün olmuyor. Biz roadshow'ları oldukça önemsiyoruz. Çünkü yatırımcıya sadece bir işlem, bir arz sırasında gitmek yerine sürekli gitmek ya da arzdan sonra da tamam hisseyi sattık artık sizle işimiz kalmadı gibi bir tavır içinde olmamak adına düzenli bir şekilde özellikle konferans olmayan bölgelere çünkü Londra'ya, New York'a çok sık gidiliyor zaten. Amerika'nın farklı şehirleri, Körfez bölgesi, İskandinavya, Orta ve Doğu Avrupa'da en az senede birer tane roadshow yapmaya çalışıyoruz. Roadshow planlaması çok önemli çünkü üst yönetimin vaktini alıyorsunuz. Ciddi bir kaynak ayrılıyor oraya. Bir hafta yollarda oluyorsunuz her gün başka bir şehirde. Dolayısıyla onun lojistiğinin ayarlanması,
hangi yatırım bankası ya da aracı kurumla hangi bölgeye gideceğinize karar vermeniz. Çünkü orada da adaletli olmak gerekiyor. Sizin hakkınızda rapor çıkaran birçok aracı kurum olabilir. Ama onların satış ağları belli bölgelerde daha kuvvetli olabilir. Ama hiçbirini de üzmeden, ama o roadshow'dan da maksimum verimi alabilecek şekilde kafamızda yılın başında hemen hemen bütün yıl için olan roadshow, konferans vesaire programlarını kurgulayıp programı alıyoruz ki hem üst yönetim ona vaktini ayırabilsin, hem de biz hangi dönemde nerede olacağımızı yılın başından itibaren web sitemize koyup anons edebilelim. Reel sektör olarak onun dışında bize toplantılarda, birebir toplantılarda dünya cam sektörü çok sorgulanabiliyor. Cam üreticisi olduğumuz için ve keza kimyasallar için benzer sorular alıyoruz. Dolayısıyla global endüstri hakkında çok iyi bilgimizin olması lazım. Sürekli karşılaştırıldığımız hem gelişmekte olan ülkelerdeki hem gelişmiş piyasalardaki cam üreticileri, onların da birçoğu halka açık olduğu için veri de var. Dolayısıyla sadece gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan yatırımcılarla değil, gelişmiş piyasalarda sektör spesifik yatırım yapanlarla da görüştüğünüz için onlara gelişmeleri, oradaki stratejileri, trendleri de aktarabiliyor olmamız gerekiyor ki bizi benchmark ederken doğru yere oturtmaları açısından. Vallahi masanın bu tarafında oturup da sizleri dinlemek çok güzel. Çünkü ne kadar da çok şey yapıyorsunuz, evet, demek geliyor içinden. Bunu söylerken memnuniyetle, tabii eski bir yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak İrem'e geçmek istiyorum. İrem kurumsal yönetim konusunda uzman. Bildiğimiz ve tanıdığımız. Bunu teşekkür da çok güzel şirketine katkı olarak geri veriyor. Bizim şu anda merak ettiğimiz İrem açıkçası yatırımcı ilişkileri söyleyemedim, özür dilerim, ile kurumsal yönetim arasında nasıl bir bağ, nasıl bir ilişki var? Bunu da düşünürken hep integrity düşünüyorum kendi kafamda. Kesinlikle, evet. Kurumsal yönetimde biliyorsunuz 4 önemli sac ayağı var. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Yatırımcı ilişkileri olarak düşündüğümde yaptığımız aslında tüm fonksiyonların temelinde bu 4 prensip her zaman var. Özellikle de bunların içinden şeffaflık prensibi yatırımcı ilişkilerinin gözetmeni olduğu husus şirketlerde. Zaten mevzuata da baktığınızda yatırımcı ilişkileri ki kurumsal yönetim tebliğiyle düzenlenmiştir. Şirketlerde sermaye piyasası mevzuatına uyum, bilgilendirme vesaire mevzuatla ilgili konuların hepsi de yatırımcı ilişkilerinin sorumluluğuna verilmiştir. Yani yatırımcı ilişkilerinin anlattığımız yatırımcı ilişkileri, global anlamda yürüttüğü yatırımcı ilişki pratiklerinin yanı sıra mevzuata uyum ve özellikle de kurumsal yönetimin uygulanması ve gözetimiyle ilgili de önemli bir fonksiyonu var şirketlerde. Bu da sunumların başında sizin gösterdiğiniz slide'daki hukuk bacağını oluşturuyor. Açıkçası ben hukuk eğitimi almadım. Ekonomi mezunuyum. İşletme yüksek lisansım var. Hukuk parça parça okuduk. Ama iş üstünde gerçekten 15 yıldan beri hukuk alanında okuya okuya, uygulaya uygulaya gerçekten önemli birikime ulaştık. Ve ben yeni mezun olacak tüm arkadaşlara da özellikle sosyal bilimler dalında hukuk tarafında, finansla çalışmak isteyenlere sermaye piyasaları hukuku tarafında bilgilerini artırma konusunda zaman zaman telkinde bulunuyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bu hususun. Bizim iki tane önemli setimiz var. Hem kurumsal yönetim tebliği, biraz önce bahsettiğim, bir de özel durumlar tebliği sermaye piyasası kurulunun. Bunlar, bu iki tebliğ seti bizim başucu dokümanlarımız. Kafamız sıkışınca mevzuata uyum anlamında gidiyoruz, hemen bu dokümanlara bakıyoruz. En önemli konumuz bu ikisinde yer alıyor, konularımız bu ikisinde yer alıyor. Bunlardan bir tanesi birebir yatırımcı ilişkileri işiyle örtüşen bilgilendirme politikası. Biliyorsunuz özel durumlar tebliği gereğince şirketler bir bilgilendirme politikası oluşturmakla zorunlu, yükümlü. Ve bu bilgilendirme politikasının açıkçası yürütülmesinden de başlıca şirkette operasyon olarak yatırımcı ilişkileri sorumlu. Tabii biz tüm politikalarımızı bu bilgilendirme dokümanına öncelikle aktarıyoruz. Neler yaptığımızı, mevzuattan gelen yükümlülükleri bununla birleştiriyoruz. Ve burada zenginleştirebileceğimiz kadar aslında zenginleştiriyoruz. Yani aslında iyi yatırımcı ilişkilerine mevzuatta sınırlı kalmıyoruz. Mevzuatta bilgilendirmenin, uyumun esasları belirlenmiş durumda. Ama biz her zaman bu işte daha iyi yapmaya hedefleyerek global pratiklerden de çeşitli en iyi uygulamaları alıp bu dokümanların içine yerleştirip uygulamalarımızı bu şekilde zenginleştiriyoruz.
Şimdi aslında şöyle bir husus da var. Yatırımcı ilişkileri de bilgilendirme ve şeffaflığa önemli bir girdi sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Ben de onu yaşadıkça daha çok anladım. Etkin bir yatırımcı ilişkilerine ne dedik? Köprü görevi görüyor. Yani yatırımcılarla şirketin yönetimi arasında bir köprü iletişim. Ve bu karşılıklı bir iletişim. Bir özel durum açıklaması yapacaksınız. Bir yatırım kararınızı açıklıyorsunuz. Yeni bir yatırımı açıklayacaksınız. Bir ortaklığa gidiyorsunuz. Yatırımcılarla gerçekten etkin bir iletişiminiz varsa o özel durum açıklamasının içinde ne olması gerektiğini aslında çok iyi biliyorsunuz. Ve tabii sermaye piyasası kurulu da etkin bilgi verilmesini teşvik ediyor düzenlemeleriyle. Mutlaka bu mevzuatta var. Ama tabii ki sizin onu tam uygulamanız için bir yatırımcı ne ister? Bu özel durum açıklaması analizlere, değerlemelere yön verecek şekilde nasıl bilgiler içermeli? Bu da tamamen yatırımcı ilişkilerinden geliyor. Aslında o yüzden tam iki taraflı bir ilişki. Yani mevzuat bize çerçeveyi belirliyor ama yatırımcı ilişkilerinin geri bildirim fonksiyonu da buradaki uyum kapasitenizi arttırıyor. Bu da yine zaman içinde hani bunu pratik ettikçe gördüğümüz bir husus. Son bir konu uyum raporlarından bahsedeceğim. Uyum raporları nasıl bir katma değer sağlıyor? Her yıl halka açık şirketler biliyorsunuz kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları yayınlıyorlar. Bu uyum raporlarının içinde çeşitli yönetim kurulu açıklamaları vesaire birçok konu var. Ama bunların içinden şirketlerin yönetim politikaları, çalışanlarla ilgili politikalar ve etik kurallar gibi bölümler aslında şu anda işte non-financial, finans dışı yatırımcıların baktıkları hususlar içinde önemli saptamalar içeriyor. O yüzden kurumsal yönetim uyum raporlarımız da bir nevi aslında yatırımcı ilişkileri materyallerimizin içine girmeye başladı. Çünkü Türkiye şirketleri olarak entegre raporlama vesaire dışında uyum raporları da zaten her şirketin yapmaya zorunlu olduğu bir doküman olarak bu çeşitli finansal olmayan ve kurumsal yatırımcıların önem verdiği hususlarda önemli bilgiler içeriyor. O yüzden uyum raporlarının da titizlikle uygulanması ki bu da yatırımcı ilişkilerinin sorumluluğunda ama şirketlerde tabii ki bunlara hukuk bölümleri de katkılarda bulunuyor. Bunlar da bizim yine ürettiğimiz, sorumlu olduğumuz hem mevzuat tarafından hem de işimizi zenginleştiren dokümanlar. Özetle ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kurumsal yönetim uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik her şey aslında yatırımcı ilişkilerin etkinliğini etkiliyor. Buna inanıyorum. O yüzden kurumsal adımda yönetimde atılacak her adım şirketin her birimine olduğu gibi bizi de daha iyi bir seviyeye, itibarımızı daha yüksek bir seviyeye getiriyor. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Mükemmel. Onun için benim başta söylediğim bir önemli nokta vardı. Yatırımcı ilişkileri fonksiyonu ilerinin devam eden süreçte bağımsız yönetim kurulu üyeliği kaynağının en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü zaten anlattığınız şeyler yönetim kurulunun hadisatında yapması gereken şeyler. Parantez açarak da söylemek istiyorum. Burada bir sertifikasyon da gerekiyor. Hem de en kuvvetlisi gerekiyor. Sermaye piyasaları 3 sertifikası. Bunun içinde zaten bahsettiği İrem'in ticaret hukuku, rekabet hukuku, ondan sonra hukukun gereken her türlü dalları dahil mevzuatla ilgili de birçok bilgiyi bilmek gerekiyor. Ben son soruyu Handan'a bırakacağım. Bunu söylerken yine bir kere, üçüncü kere herhalde söylüyorum. Integrity'yi başka bir şekilde söyleyeceğim. Sağ olsun Güler Hocam herhalde bir ihtiyaç sebebiyle dışarıya gitti. Onun da olduğu zamanda söylemek isterdim. Türkiye bu yönde de çok önemli katkıları oluyor. Bu konferansta da gördük. Profesör Güler Aras. Garanti Bankası'nın da bu konuda yine aynı şekilde Türkiye'ye bankacılık dedik yaparak önemli öncülük ettiği bir raporlama var. Entegre raporlama. Belki andan bundan da çok kısaca bahsederek sorum şu. Uluslararası piyasalara dedik crossroads, on the crossroads, for the crossroads. Uluslararası piyasalara entegre olmak ve rekabet konusunda ne yapmak gerekiyor? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Evet. Peki. Şimdi aslında global bir rekabet var. Sadece Türk şirketleri arasında değil, yani Türkiye'ye gelmek isteyenler arasında değil. Bu global fon akışından pay almaya çalışıyoruz. Bu bayağı zorlu bir iş. Yatırımcılar aradığı bu güven ilişkisinin içinde, yani istedikleri başarıya ulaşmasını gerektiren güven
yani itibar değerinin yanında görmek istedikleri sürdürülebilir değer yaratımı. Yani sürdürülebilir değer yaratımında ne var bu hikayenin içinde? Mutlaka gelecekle ilgili, yani finansal olmayan, geleceği doğru bunu devam edeceğini işaret eden, finansal olmayan bilgilerin de içinde olduğu, sadece geçmiş finansallar değil, işte bunun sürdürülebilir olduğuna işaret eden bir hikayeyi satın almak istiyorlar. Bunun içinde işte şirketin kültürü yansımalı ve sürdürülebilir olduğuna inandıracak bir hikayenin olması gerekiyor. Biz bu kapsamda bayağı bir çalışma yapıyoruz. Ben yani bundan 10 yıl önce bir yatırımcı geldi de bana sorduğu soru şu olmuştu: siz kaç ton kağıt recycle ediyorsunuz? Ben tabii şaşırmıştım, yani hiç beklediğim bir soru değil. Sonra bu yani neden böyle bir şey sorduğuna şey yaptım, araştırdım. Ve aslında hani bizim şirkette olan bir şey ama hiç hani pazarlamıyoruz, şey yapmıyoruz. İşte ondan sonra daha harekete geçtik. İşte çalışma grupları kuruldu. Sürdürülebilir ekibi oldu, sürdürülebilir komitesi oluştu. Ve işte rapor yayınladık. Şimdi bu sene inşallah ilk entegre raporumuzu yayınlıyor olacağız. Bu çalışmalar sonunda da bu sürdürülebilirlik konusuna daha dedike fonlar var, daha uzun vadeli. O fonların dikkatini çekmek istedik. O fonlar daha ziyade emeklilik fonları ya da varlık fonları, çok büyük fonlar ve uzun vadeli kalabilen fonlar. Sürdürülebilirlik endekslerini hedefledik ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksine girmeye hak kazandık 3 yıldır. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksindeyiz. Böylelikle yeni bir yatırımcı kitlesini kazanmış olduk. Zaten yatırımcı bazımıza baktığımızda da sosyal sorumluluk, sosyal sorumlulukla ağır veren yatırımcılar bizim float'taki %38'i bu fonlardan oluşuyor. Ondan sonra bunlar böylelikle daha hissedeki oynaklığın azalmasını sağlıyor. Bunun yanında tabii ki biz her zaman likiditeyi de arttırmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni yatırımcı da bulmaya çalışıyoruz. İşte hedeflediğimiz roadshow'lar dışında. Endeks çalışmalarımız oldu. Bunda depo sertifikalarımız var. Depo sertifikalarının payı bizim float'ta şu anda %6 seviyesinde, bayağı iyi bir oranda. Depo sertifikalarımız Amerika'da OTC QX International Premium diye bir tezgah üstü piyasada işlem görüyor. Ama bu piyasa bayağı bir prestijli bir piyasa. Yani orada ilk 30 endeksine girebildik bu çalışmalarımızdan ötürü. Ve bu 30 endeksindeki hani diğer şirketler, işte dünya markaları, Globe, Danone, Volkswagen, ne var? Danone var, Volkswagen var, Adidas var. Yani bu global büyük markalarla bir arada olma fırsatı yakaladık böyle. Yani diğerlerimiz hem Londra'da hem Amerika'da işlem görüyor. Böylelikle işlem saatini de uzatmış olduk. Çünkü buradaki lokal borsa kapandığı vakit Amerika'daki devam ediyor. Ve Amerika'da diğerlerle, bu depo sertifikalarıyla lokal piyasalarda yatırım yapamayan, kendi currency'lerinde yatırım yapma mandate'i olan fonları cezbedebildik. Ayrıca bu piyasada Amerikalı vatandaşı da yatırımcı kazanabildik. Bireysel yatırımcı. Evet, bireysel yatırımcı. Ve bunların toplamı da işte %6 oranında. Yani mükemmel. Böyle. Yine ben bir kere daha integrity'yi söyleyeceğim. Bu sefer Professor Prem'e refer ederek söyleyeceğim. Daha önceki toplantılarda dinledik kendisini. Sustainable management açısından özellikle integrated reporting, entegre raporlama ileriye dönük olarak anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla, ben de bir sustainability yöneticisi olarak zamanında yatırım işleriyle bize en azından biraz daha yol açabilecek. Ama Professor Prem
yeterince değil diyecektir. Onun katkılarıyla tabii daha da ilerlemiş olacağından eminim. Ben bu noktada floor'u size bırakmak istiyorum. İşte zemini size bırakmak istiyorum. Sorularınız, değerli sorularınızı bekliyorum. Veya görüşlerinizi. Okay. Well, thank you very much for a very interesting chat. It's been about 350 years we've been waiting for corporate social responsibility. It hasn't arrived yet, unless the state forces companies to pay a decent wage and to comply with health and safety laws and tax. So the impetus seems to be for corporations to be kind of pathological, which is what Joel Bacon in his book, The Corporation, said. And that seems to suggest that the investors don't care, banks don't care, investment community doesn't care. And all we hear is buzzwords of social responsibility, transparency, which are kind of utterly meaningless when we get to the practical issues. So why is it that these things continue to be elusive? Why do corporations continue to be pathological? Let me just put a point there. Pardon. Öncelikle, I have to speak in Turkish, I think. Better. Önemli belki bir nokta, Professor Prem'in bahsettiği konuda. Hakikaten tabii sustainability konsepti de aslında dünyaya yeni. Gerçi 350 yıldır bahsettiği gibi sorunlarla karşılaşıyoruz ama yeni yeni elimizdeki, yine tekrar teşekkür edeceğim yaratanlara, bu gibi araçlar sayesinde ve de independent floor sayesinde, independent bağımsız araçlar sayesinde bilgiye ulaşımımız daha çok arttı. Ve bu noktada da aynen dediği gibi Professor Prem'in onun gibi yönlendiren kişiler arttı. Şirketler aslında buna adapte oluyor. Bazıları acı bir şekilde adapte oluyor ve çok net görünüyor. Bunların örneklerini ilerleyen zamanda herhalde görme ihtimali olacak. Ama şunu güzel ve rahat bir şekilde söyleyebilirim ki benim tanıdığım ve burada oturan şirketler, Touchwood always, hakikaten sürdürülebilirlik konusunda, kurumsal yönetim konusunda bunun en iyi örneklerini veren şirketler ve bu piyasada aynı şekilde bunun en iyi örneklerini benim gördüğüm kadarıyla vermeye hazır bir piyasa. Çünkü önemli olan birbirimizi dinliyoruz. En önemli şey kanımca bu. Çok teşekkürler Profesör Prem. Başka bir sorumuz? Merhabalar, ismim Cihan Kurt. Geçen yıl halka açılan bir reel sektör şirketinin yatırımcı ilişkilerinden sorumluyuz. Arkadaşımla teşrif ettik. Öncelikle teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgiler için. Şimdi hep yatırımcı tarafına değindik, taraflara değindik ama şimdi mesela bizim şirketimiz işte 60 yıllık bir aile şirketi. Geçen yıl halka açıldı. Bir de bu işin personel ve yönetici tarafı var. Diğer bir tarafta da kurumsal iletişimle yatırımcı ilişkilerin ilişkisi var. Bu noktada bizim gibi yeni halka açılan ya da halka açılmayı düşünen şirketler için hani best practice nedir? Kurumsal iletişim ve yatırımcı ilişkileri arasında ne gibi bir ilişki olmalıdır? Bir de artı olarak hani personelimize nasıl bir iletişim politikası belirlemeliyiz? Sormak istediğim bu. Olmak isteyen arkadaşımız? Lütfen açarsanız. Kurumsal iletişim bölümünden bahsediyorsunuz, evet. Değil mi? Sizin yapınızda ikisi şu anda beraber mi gidiyor? Beraber değil. 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 Şimdi şöyle, kurumsal iletişim de tabii ki, yani iletişim stratejisini yürüten aslında başlıca departmanlardan birisi. Fakat yatırımcı ilişkilerinde bu iletişim dinamiğinin üzerine çok daha da farklı detaylar var. Burada tabii kurumsal iletişimi ufaltmak veya downgrade etmek istemiyorum ama yatırımcı ilişkilerinde bahsettiğimiz gibi finans var, mali tablolar var, rakamlar var, mevzuat, hukuk, strateji, üst yönetime yakınlık, tabii bu kurumsal iletişimde de vardır mutlaka ama bunların hepsi yatırımcı ilişkilerinde var. Yatırımcı ilişkilerinde kurumsal iletişim
iletişim anlamında gerçekten ortaklar ve halka açık bir şirkette de özellikle kamuya açıklanacak bilgilerin yatırımcı ilişkileri süzgecinden önce geçmesi de zaruri. Yani kurumsal iletişim yatırımcı ilişkilerinin önüne geçemez açıkçası. Yani yatırımcı ilişkileri bazı belirler, kurumsal iletişim bunu zenginleştirebilir. Yani biz çalışma sistematiğimizi özellikle kamuya açıklanacak durumlarda bu şekilde irdeliyoruz. Sizin anlamınıza yani iletişimci bir arkadaşınızı yatırımcı ilişkilerine evirebilir miyiz derseniz bayağı bir yol alması lazım. Finans vesaire konularında yanlış mı düşünüyorum? Yani evet. Çok ekstra bir eğitimden geçmesi lazım. Ama yatırımcı ilişkilerindeki arkadaşımıza biraz da kurumsal iletişim yaptıralım. Olabilir. Çok kötü olmamakla birlikte olabilir. Bilmiyorum sorunuzu cevaplıyor mu? Yani ben burada ağırlıklı olarak ekspertizin yatırımcı ilişkilerinde oluşması gerektiğini düşünüyorum. Halka açık bir şirketin zaten zaruriyeti olarak. Yani bu zaten biliyorsunuz yatırımcı ilişkileri profesyonelinin lisanslama gerekleri de bunu gerektiriyor. Yani orada siz belli vasıflara sahip, belli bilgiye sahip kişiyi bulundurmak zorundasınız. Böyle bir benzeşme ve ayrışma var iki bölüm arasında. Çok teşekkürler İrem. Çok teşekkürler sorunuz için. Sanırım zamanı da iyi kullandık. Yine de bir soruluk bir zaman var, çok kısa olursa. Aksi takdirde sizlere çok sorusu teşekkür edeceğim. Ve ediyoruz. Mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten engin bir konu, daha uzun uzun konuşulurdu muhakkak üzerinde. Ben siz konuşmacılarımıza ve moderatöre plaketlerini vermek üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan'ı sahneye davet ediyorum. Ben de hem SPK'dan hem de SPK sonraki hayatımızdan meslektaşım TÜİT Genel Sekreteri Bülent'i de bana eşlik etmesi için davet ediyorum.